Peki, hemen hemen akrebe geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Akrepleri bekletmiyoruz. Akrepler sağlık konusunda önemli bir sorununuz yoktur umarım. Gezegenler bakalım size ne söylüyor? Sevgili akrepler neye dikkat edecekler? <gülüyor> Harika. <gülüyor> hepsi Şimdi, beş yıldız. Hepsi beş yıldız. Çünkü neden? Ee, çok iyi para kazanacaklar bu Oo, hafta. Süper. Yeni işlere, yeni başlangıçlara adım atacaklar bu Harika. hafta. Harika. Uzun bir süredir üzerinde düşündüğünüz, emek harcadığınız, mücadele verdiğiniz, kurduğunuz bir iş varsa, para harcadıysanız, efor sarf ettiyseniz, ben ne zaman para kazanacağım diye o didinip uğraşıyorsanız, düşünüyorsanız bu hafta hak ettiğim işte çalışıyorum. Hak ettiklerimi artık kazanmaya başladım. Ben kendi içimde kesinlikle artık para ile ilgili ön yargılı olmayacağım. Şans benden yanaymış diyebileceğiniz sonuçları elde edeceksiniz bu hafta. Yücelecek ve yükseleceksiniz bu hafta. Kazancınızı daha çok yükseltmek için biraz daha çaba harcamanız gerekmekten, gerektirmekten kaçınmayacaksınız. Çalışana kazanç var. Didinene mücadele verene para var demekten şikayet etmeyeceksiniz bu hafta. Geçtiğimiz haftalarda üzerinde düşündüğünüz, mücadele ettiğiniz, çalıştığınız, didindiğiniz, uğraştığınız her işin sonucunu alabilmek konusunda huzurlu olacaksınız. Ayrıca kendinizi hangi konularda eksik hissediyorsunuz? Ayrıca kendinizi hangi konuda geliştirmek istiyorsunuz? Buna zaman harcamak inanılmaz güzel sonuçlar elde etmenize neden olacak. Hatta bir akrep burcu olarak bilmediğiniz bir sanat yönünüz ortaya çıkarabilir. Bilmediğiniz bir yazı kabiliyetinizi ortaya çıkarabilir. Kendinize yeni hünerler, yeni başarılar üretebilirsiniz. Kazancınızı yükseltmek için daha çok çalışabilir. Çok da iyi fırsatları, imkanları hayatınıza çekebilirsiniz. Aşk yaşamınızda süre gelen bir beraberlik, ilişki, evlilik ve birliktelik içerisindeyseniz mutluluğun sizinle olduğunun farkında olacaksınız. Mutluyum nasıl daha fazla partnerimi mutlu edebilirimin üzerinde düşünürken güzel ödüller verebilirsiniz partnerinizle. Biri de kafa sallıyor karşıdan kesinlikle akrepsiniz. Ee, güzel ödüllere hazırlanın. Süper. Örneğin bir akrep erkeğiyseniz akşam eve gittiğinizde uzun bir süredir en sevdiğiniz yemeği eşiniz size yapabilir, içine aşk da katabilir, huzur da katabilir. Ya da bir akrep kadınıysanız uzun bir süredir istediğiniz bir e, kıyafet olabilir, takı olabilir. Eşiniz bunu size almış, hediye edecek olabilir bu hafta. Aşk konusunda bugün bu hafta akrepler çok şanslı, yani akrepler var. Çok şanslı çok bir var. Var. Kalbi boş olanlar kesinlikle çıktıkları seyahatlerde, iş nedeniyle yaptıkları yolculuklarda yeni aşklara, arkadaşlıklara kalplerini açabilirler. Şahane. Güven veren, sağduyu veren ilişkilere adım atabilirler. Aynı zamanda. Peki sağlık konusunda ne söyleyeceksin ve iş konusunda? Sağlıkta biraz önemsenmek ve önemsemek gerekiyor onları. İhmalci olmasınlar, Hı -hı. sağlıklı beslensinler. Ee, zaten Jüpiter e, akrep burcunda epeydir seyrediyor. 9 Ekim'de yay burcuna geçecek ki yay burcunun yönetici gezegenidir. Gelsin yaylara paralar derken özellikle akrepler lütfen bu dönem e, her şeyi fazla fazla kaçırabilirler. Fazla uykusuz kalmayın fazla yemeyin hı hı. efendim fazla kendinizi yormayın. Her şeyin fazlasından kaçının. Sağlıklarına özen göstersin. Kesinlikle. İş hayatında ekleyeceğim var makreplere. Ee, çok çalışmak isteyecekler. Daha da çok çalışacaklar. Çok çalışmaktan kaçınmayacaklar. Sağlık sizin için çok önemli akrepler. Asla ihmalci olmuyorsunuz. Aşk yaşamınızda partnerinize karşı ön yargılardan kurtuluyorsunuz. Mutluluk sizinle artık. Ve kazancınızı yükseltmek için çaba sarf etmeye devam ediyorsunuz. Bir spot da alalım akreplere. Evet ee, güven ve güvenilmek sizin için hafta boyunca çok önemli hem Peki. vermek hem almak sevgili akrepler spotunuzu aldık diğer burçlara döneceğiz nevin işte tablomuz evet aslanların tablosu aşk aşk konusunda aslanları zorlu bir süreç bekliyor galiba şimdi e, bu hafta özellikle e, güneş şu anda başak burcunda ilerliyor. E, gezegenlerin kombinasyonu e, bugün zaten Ay ikizler Burcu'nda son dördün enerjisinde siz aslanlar hızlı, tez canlı, e, enerjik olacağınız bu haftada biraz düşünmeden konuşarak süre gelen bir evliliğe, ilişkiye, beraberliğe sahip bir aslan burcu kadınıysanız ya da erkeğiyseniz özellikle konuşmalarınıza, hayata karşı duruşunuza, karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Acilen kendinize sorun. Ne kadar öfkelisiniz? Ne kadar düşünmeden konuşuyorsunuz? Eğer bu hafta düşüncelerinize, duygularınıza, kendinizi partnerinize karşı ifade etme şeklinize dikkat etmezseniz ilişkilerinizin yaralanmasına, dağılmasına, hiç ortada bir ayrılık yokken ayrılığa neden olabilirsiniz. Özellikle de hayatlarındaki kişiler tarafından tahammül etmekte zorluk çekilebilir. Eyvah. Bu da aslanlara parçalanma, dağılma, ayrılma getirebilir. Peki neye dikkat etsinler aslanlar? Ee, konuşmalarına dikkat etsinler lütfen. Özel yaşamınızda, aşk hayatınızda kendinizi her konuda Önemsemeniz çok güzel ama e, biraz egonuz yükselebilir. Bu yükselen egonuz da sürekli partnerinize ben ben demenize neden olabilir. Yani biz demeye özen gösterirseniz ilişkinizin yaralanmasını engelleyebilir. Oluşacak dağılmalara neden olup engel olursunuz. Şimdi bu dört gün sizler için çok tehlikeli. Acilen. Eğer e, bugün itibariyle sabah evden çıkarken bile kırıcı olduysanız, partneriniz tarafından terk edilmeyi beklemiyor ve istemiyorsanız, lütfen derhal özür dileyin. Yoksa en küçücük bir cümleniz bile yanlış anlaşılabilir. Eyvah. Çok büyük kaoslara neden olabilir? Yükselen aslanları da etkiliyor mu bu? Yükselen aslanlar bir kere seçimlerinde dikkat etsinler. Sözlerinin arkasında dursunlar. Güneş, kendi burçları aslanda olanlar... ...asebi ve sinirli davranışlardan vazgeçsinler. Ay burcu aslan olanlar da... ...ego, sal tavırlar sergilemesinler. Genel topladığımızda diyoruz ki hayatınızdaki kişilerin sinir sistemini bozmayın. Sonra da niye terk edildim, neden terk edildim demeyin dört gün sonra kendinize. İşinizde, çalışma yaşamınızda düzenli, planlı çalışmakla beraber maddi konularda zorlandığınız, yıprandığınız şartları kolaylıkla aşabilecek. Daha çok güven, daha çok düzen kazanabileceksiniz özellikle sıhhat ve sağlık konusunda aşklarda ilişkilerde bir yol ayrımına girmedikten sonra olası bir depre depresyon yaşamayacaksınız. Aslında bedenen sıhhatinizin sağlığınızın yerinde olduğu bir haftada olmakla beraber ee, duruşunuza, konuşmanıza, hayata karşı duruşunuza, ilişkilerinizde sözlerinize, iletişimde dahi sohbetlerinize özen göstermeniz gerekiyor yanlış anlaşılmalara neden oluşturmamak için özellikle de aile içi ilişkilerinizde ebeveynlerinizle onların size duydukları ihtiyaçları gidermeye şefkatli sağlıklı bir evlat olduğunuzu ifade etmeye özen gösterin sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda ise daha öncelerde Yaşamış olduğunuz kırgınlıklar, dargınlıklar varsa, bu hafta hatalarının farkına varmış, sizi kırmış, üzmüş, yıpratmış ya da haksızlık etmiş dostlarınız, hatalarını anlayabilir, sizden özür dileyebilir. Sizler de e, sevginiz devam ediyorsa arkadaşlarınıza karşı, bu özür, özür dileyen kişilere bir şans daha verebilirsiniz. Ama sakın kırmayın, sakın inciltmeyin kırıcı tavır ve davranışlar içerisinde olmayın. Aynı zamanda çocukları aslan burcu olan ebeveynler çocuklarına güven duyduklarını hissettirsinler. Malum artık okullar da açılıyor. Geçmiş dönemde kırık not getirmiş olan evlatlarınız olabilir. Sakın şu uyarıları yapmayın onlara. Geçen sene yaptıklarını bir daha yapma. Geçen sene yaşattıklarını bize yaşatma gibi emir kipleri kullanarak bir anne ve baba olarak davranış sergilemeyin. Geçtiğimiz yıl başarısız olmuş olabilirsin, yeterince konsantre olmamış olabilirsin ama eminim ki bu yıl e, kendin kendine başarı vereceksin. Senin başarılı olmana anne baba olarak biz mutlu olacağız deyin. Benim için başar, baban için başar gibi tembihler yaparak sen hiçbir şeysinin kodunu ...bilinçaltına atmayın. O kadar önemli ki. Çok önemli. Biz Ben kendimizi düşünüyorum biliyor musunuz? Bizi annemiz babamız böyle mi yetiştirdi? Yani? yani biz şimdi... ...çocuklarla gerçekten... yani ne ...çocuklara ne diyeceğimizi seçiyoruz... ...cümlelerimizde. Aman kırılmasınlar. Ki. Ruhları incinmesin. Annem arkamdan bir terlik fırlatırdı. <laughs> Olay biterdi yani. Tabii ben ki. demiyorum ki tabii bu böyle olsun ama... ...gerçekten şimdi çocuklar bir acayip... Yani ben örnek veriyorum... Ee... Ogan 11 yaşında arkadaşına gitmek istiyor ben de o anda çok yoğunum yakını da göremiyorum gözlüğüm yanımda değil mikrofonla yazdırdım haddini bil yazmış yazı Ogan'a direkt beni aradı ben hadsiz miyim dedi bak ben o yaşta hadsizsin dense peki efendim der susardım şimdiki çocuklar bir birey ben bir bireyim çocuk hakları var diyor böyle kala kalıyorsunuz. O yüzden bizler aslında yetişkinleri büyütüyoruz, çocukları büyütmüyoruz. Onlar büyük ruhlar. Yani aslanlar için onu şunu söylüyorsun. Ee, çocuklarınız konusundaki iletişime çok dikkat edin. Lütfen. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Aynen öyle. Hani evladım, e, senin başarın beni mutlu edecek demeyi ihmal etmeyin. Sen başarılı olursan ben mutlu olurum demek başka. Senin başarın beni mutlu eder demek başka. Bu hafta onlara spotumuz... Sağlık için ne söyleyeceksin? Gayet sağlıklı bir haftadalar şükürler olsun. Ee, sadece şey yapabilirler. Ee, hani dikkat etmezlerse sinir sistemlerini bozabilirler. Yaşayacakları olaylar. Yaşayacakları olaylardan dolayı. Ama Peki, sağlıklı bir hafta. Ee şunu da söylemişsin iş ve özel yaşamlarında planlı olmalarını söylemişsin. Programlı, programlı ve planlı. Tutmalarını söylemişsin. Evet. E, kendinizi her konuda önemseyin demişsin. Özellikle hangi konuda önemsizsinler? Yani Hayata karşı duruş, konuşmalar ve ifade. Süper. Önemseyin. Spotumuz da duruşunuzu önemseyin, konuşmalarınızı önemseyin. Ne demek yani bu? Yani ani konuşmayın, düşünmeden konuşmayın. Ego davranışlar yapmayın. Ben ben demeyin. Biz olmaya özen gösterin. Aslında spotumuz biz olmak olmalı. Yani bu o zaman Bir aslanlar sahipseniz bu hafta biraz bencil davranabilirler. Yani bencil olmasalar bile bencil oldukları zannedilebilir. Peki tamam. Ee, aslanlar biz olmaya özen gösteriyorlar her alanda iş yaşamında özel yaşamlarında çocuklarıyla olan ilişkilerde inşallah. Bu hafta sizin için güzel şeyler olsun. Aslan, sevgili balıklar, duygusal balıklar. Acaba onlar canlı bu hafta. Canlarım benim ya. Sevgili balıklar ne yapacaklar bu hafta? O yaşadığı zorlu günleri geride bırakacaklar mı? Vallahi öyle işleri yoluna girecek ki balıklar. Gerçekten mi? Müthiş bir hafta bu hafta. Süpersin İksiz Nuray. Bir balık burcuysanız efendim. Yeni iş teklifi alabilirsiniz iş sahibi ama yeterince para kazanamayan bir balık burcu olduğunuzu düşünüyorsanız çok güzel karlı paralar kazanabilirsiniz bu hafta. Hatta ben balıklara diyorum ki şansınızın döndüğü bir haftadasınız. Piyango alıp bir de şansınızı deneyin. Süper. Mutlaka yapın bunu. Şansınıza şans katın. Kendinize duyduğunuz güvenin arttığı bu hafta yapamadıklarınızı yapma, yaşayamadıklarınızı yaşamaya başlama. Hayata daha çok bağlanmanıza, işinizdeki başarılı olma, hedef koyma, hedeflediğiniz her şeyde disiplinli, programlı çalışma hayat enerjinizi yükseltecek. Kesinlikle ve kesinlikle daha iyi kazanacak, daha çok yükselecek, daha çok ilerleyeceksiniz. Özellikle ben balıklara hep minnoş bakarım. Onlar çünkü gülmeyi, güldürmeyi, Hayatı sevmeyi... Seviyorlar. Sever bir de tutkuyla sever. Ee, yemek yapar tutkuyla yapar. Aşk yaşar tutkuyla yaşar. Arkadaşlık yaşar arkadaşını tutkuyla sever. Yani duygunun ve tutkunun insanıdır balık kadını, balık erkeği. Bazı balıklar işte ay durumu ayın geçişine göre balık erkeklerinde kıvrak kaypak durumlar olabiliyor aşkta. Ee, ama ona rağmen de tutkusunu duygusunu yoğun yaşatır. Kaçsa da kaçırılsa da dolayısıyla bu hafta inanılmaz şanslı bir haftadasınız. Sadece aşk hayatınızda. Eşinize öfkeli olmayın, dikkatli olun. Yani çok geçmiş mevzular üzerinde durmayın. Aşk hayatınızda ve evlilik hayatınızda anne baba olan bir balık bireyiyseniz aile olmanın ne kadar önemli olduğunu ne kadar özel olduğunu hem çocuklarınıza hissettirecek, hem eşinize hissettirebilecek ya da eşinizin hissettirdiğini hissederek yaşayabileceksiniz. Haftanın dördüncü ve beşinci gününden iki gün yani dört ve beşinci gününde aile büyükleriniz nedeniyle eşler birbirine öfkelenebilir. Geniş ve kalabalık bir aileyseniz kayınvalide kayınpeder. Ya da baba anne meseleleri öfkeli olmanıza ya da geçmişte aile büyükleriyle yaşanmış pürüzler ve problemlerden kaynaklı konuları gündeme gelebilir. Adı üzerinde geçmiş, bitmiş, üzerinde durup tekrar eşinize öfkeli davranış, duruş sergilemeyi. Ne yapsınlar? Yani geçmişte yaşandı, bitti. Konu etmemize gerek yok hayatım. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Daha tedbirli olalım. Neticede Yaşını almış insanlar da bazen çocuklaşabiliyor. Ee, sevgi vermek gerekiyor. Anlamayabiliyorlar. Yani huzurunuzu satın alın diyorsun bir Aynen. anlamda. Aynen. Gerçekten öyle. İnan bana. Peki e, sağlık ve işte ekleyeceğim var mı balıklara? Ee, i̇şte güzel para kazancı. Umutsuzluklar sona eriyor. Hı hı. Kariyerde de yükselişler var. Haftanın spotu. Ben sevgi doluyum. Benden büyük olan herkese de sevgi doluyum deyin. Kendinize verdiğiniz sevgiyi büyüklerinize de verin. Yaşlı sizden büyük olanlara spot olarak anlayışlı olun efendim. Peki özetle ne var? İşinizdeki başarılı olmayı hedefleme, işinizde başarılı olmayı hedeflemekten korkmayın. Disiplininiz olsun diyorsun. eşinizi öfkeli, eşinize karşı öfkeli olmayın. Özellikle bunun altını çiziyorsun. Partnere karşı biraz daha anlayış, anlayış, anlayış. Bunu yaptığınız takdirde Her huzurunuzu şey yolunda. kendi elinizde satın almış oluyorsunuz. Çok iyi. Harika. Özellikle uzun süredir. Nasıl coşkusuz alkışladınız. <gülüyor> yani, <laughs> Emine oradan alkış dedi seyirciler de böyle. <laughs> Kıyamam size. Ben. Benim programda içinizden geliyorsa alkışlayın. Gelmiyorsa alkışlamayın. <laughs> hmm. Aramızda başak yok mu hiç? Nerede bak bir kişi başak tamam mı kimse yok kimse ilgilendirmedim başak mısınız başak mısınız bir de e, sevgili etlerim Ayda var ne bekliyorsunuz bu haftadan ne istiyorsunuz valla en önce sağlık istiyorum hiçbir şey istemiyorum değil mi önce, önce sağlık istiyorsunuz evet. Genelde... maddi konuda sıkıntınız var mı mesela maddi konuda yani şu anda yok ama tatil için versin. biraz Maşallah. Ay sonu olduğu için <laughs> dikkat etmek gerekiyor peki şimdi sevgili başaklar öyle bir haftaya girdiniz ki her şey beş yıldız ama dikkat edilmesi ama gereken sıra. şeyler de var bir dinleyelim Nuray Sayırdan şimdi e, özellikle kalbiniz boşsa uzun bir süredir bir ilişki içerisinde olmayı istemenize rağmen istediğiniz birini tanıyamadığınızı düşünüyorsanız ve ben artık sıradan bir ilişki yaşamak istemiyorum. Yaşadığım ilişkilerde de geriye dönmek istemiyorum. Başkaları için de yanlış yorumlar da yapmak istemiyorum diyebilirsiniz bu hafta kendinize. Dolayısıyla sosyal ilişkilerinizde iletişiminiz canlanırken bu dönem özellikle bu hafta sıradan anlarda, sıradan ortamlarda, hiç plansız, programsız o anlamda sıradan diyorum. Çünkü sizler genelde planlı, programlı olmayı seçerek yaşayan ve tercih eden bireyler olduğunuz için hiç plan yapmadan, hiç programlamadan ansızın karşılaşacağınız kişiler ile güçlü, güven veren aşklara kısa sürede Büyük sevdalara süper başlayabilirsiniz. O zaman şunu diyoruz. Başak bir aşk yeni bir aşk aş çalan... kapıda. Evet, kapıda. Harika. Bu dönem bu hafta kapıyı çalan yeni aşk kaderinizdeki kadın, kaderinizdeki erkek olabilir. Ay hadi inşallah ya. Dolayısıyla evlenebilir, yuva kurabilir. Başarılı, iyi bir aile hayatınıza sahip olabilirsiniz. Aşk hayatınızda Uzun bir süredir devam edip ayrıldığınız bir ilişki, koşullar, şartlar uymadığı için yol ayrımına girmiştik. Partnerim kendini yuva kurmaya hazır hissetmiyordu, o o nedenle hayatımdan çıkmıştı diyorsanız... ...partneriniz hayat kurmaya kendini hazırlayıp size geri dönebilir. Hala sevgi ve özlem hissediyorsanız, kişiye karşı duygularınız değişmediyse... Ona kapattığınız kapıyı açabilir, evlilik kararı alabilirsiniz, ee, düzenli, duygu dolu bir beraberliğe yeniden adım atıp başlayabilirsiniz. İş ve kariyer yaşamınızda düzen, disiplin e, yükselirken terfi alabilir, ilerleme yaşayabilir ya da çalıştığınız işte mutsuzsanız başka bir işten teklif gelebilir. Süper. Bu teklifle de size güven verecek, daha iyi imkanlar kazandıracak. Hem ortamlara, hem fikirlere, hem iyi ilerlemeye, hem öğrenmeye aşık olabileceğiniz bir düzene sahip olabilirsiniz. Harika. Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni işlerde sağlam, huzurlu adımlar at atarak hem öğrenebilir, hem para kazanabilir, hem hayata duyduğunuz güvenin daha çok artmasına neden olabilirsiniz. Harikasın. Aile içi ilişkilerinizde ise yakınlarınızla, kardeşlerinizle mal, miras ile ilgili uyumsuzluklar yaşayanlarınız varsa iletişimlere dikkat diyorum. Hak, hukuk, adalet konularına girişim yapabilirsiniz. Uzlaşma yoluna gitmenizi tavsiye ederim. Gezegen kombinasyonlarından dolayı yırtıcı olmamaya aksi ve e, miras meselesi yaşayanlar hmm. özellikle daha uyumlu, uyumlu yani. olmaya, uzlaşmaya gitmelerini Hı -hı. öneririm. Hı -hı. Sıhhatiniz ve sağlığınızda beslenmeye, düzenli yaşamaya özen gösterin efendim. Spotumuz her konuda uyumlu olun. Uyum bu hafta çok e, başaklar için çok önemli, ama önemli bir şey daha var ki şöyle bir özetlersek, aşk kapıda her an bir başak evlenebilir aradığı aşkı bulabilir. Gönlündeki prens ya da prenses her an kapısında. Yeter ki siz onu görün, algılayın, fark edin. İşinizdeki başarı yükselmenizi sağlayacak. Ama başaklar için bir uyarı daha vermişsin ki burada bana verdiği notlar Hı -hı. arasında. Uyku ve beslenmeye başaklar mutlaka dikkat etsinler. Evet. Uyku ve beslenme çok önemli. Peki başaklardan sonra kime geçiyoruz? E, terazilere Belize. geçeceğiz ama balıklar için bakın ekranda da okuyorsunuz ee, ...balıkların sorunu bitiyor mu? Balıklar... ...ne yaşayacaklar? Aşk hayatındaki o... ...zor günler geride kalacak mı balıklar için? Hepsini söyleyeceğiz. Ama önce teraziler. Ha bugün neler var neler? Gezegenler bu hafta bize öyle çok şey söylüyor ki... Çok. ...o yüzden tek tek dinlememiz gerekiyor. Tıpkı ne diyorum? Ee, gezegenleri daha doğrusu... astroloji ben hava durumuna benzetiyorum. Nasıl ki hava durumunu izliyoruz diyor ki... Bugün yağmur var, bugün güneş var, bugün kar yağacak. Gezegenler de böyle. Hayatımızda olumsuz giden bir şeyi bize haber veriyor. Diyor ki önlem alın. Mesela boğaların hayatında olumsuz giden ne var? Boğalar neye dikkat edecekler? Bir tabloyu bir görelim önce. Sevgili boğalar. Bakalım sizin yaşamınızda. Her şey beş yıldız. Güzel. Evet. Ama bu beş yıldızda bile Nuray Sayarı'nın mutlaka bir önerisi oluyor. oluyor. Nuray söz sende. Şimdi e, Boğa burçları bu hafta özellikle haftanın ilk dört gününde geçtiğimiz haftalarda Uranüs biliyorsunuz e, Mayıs ayından beri Boğa burcunda seyrine devam ediyor. Öyle ciddi yüzleşmeler yaşadınız ki kim sizin dostunuz kim dostunuz değil kim samimi görünüyor da samiyetinin altında beklentileri var ya da samimi tavırları içerisinde yüzünde maske var. Bunları gördünüz. Siz boğalar gördüğünüz tüm gerçeklere demoralize oldunuz, yıprandınız, duygularda tükendiniz, izole oldunuz. Artık kimseyle görüşmek istemediğiniz anları yoğun yaşadınız. Ama bu hafta. Gezegen kombinasyonları size öyle hisler verecek ki haftanın ilk beş gününde bu hayatta herkes de kötü değil iyi insanlar da var çevremizde ve hayatımızda. Bu bu insanların benim hayatıma girmesine neden izin vermiyorum ki? Bitirdiğim hiçbir ilişkinin bundan sonra hayatımda devam etmesini istemiyorum derken kendi içinizde bunu içselleştirerek ifade edip söylerken hakikaten artık dostluklarınızda ve arkadaşlıklarınızda oluşturduğunuz seçicilik hep devam edecek. Yani izole olmak yerine çevreye çıkmak, yeni arkadaşlıklara başlamak, artık boğaların korkusu olmayacak. Ama ciddi travmalar yaşadı boğa burçları. Çünkü sürekli ruhunu yıpratan, tüketen arkadaşlıklar oldu yaşamlarında. Bunu gördü ama bu hafta ruhunuzu güçlendirmelisiniz ve güçlendireceksiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yeni başlangıçlara hazır olacaklar arkadaşlıklarda. Neyle arkadaşlıkla ilgili? Ee, yani karşılarına gelen insanlara güvensizlik duymayacaklar. Bir şans verebilirim. Geçmişteki yaşadığım dostlarım gibi bu da benim enerjimi emmeyecektir. Menfaati için yaşamıma girmeyecektir. Herkes aynı olmak durumunda değildir diyebilecekler. Ama gerçekten yaz ayı boyunca, yaz ayları boyunca herkes mi kötü duygusunu yaşadı boğalar hep asılsız haberler, oyunlar, arkadan çevrilen laflar hep bunlar önlerine geldi. Benim de hiç sevmediğim bir durumdur. Bunu kim ya, sever ki? Yani e, bir arkadaşım hakkımda konuştuğunda bir başka arkadaşım bana onu taşımasını hiç sevmiyorum. Önüme çıkacaksa kendiliğinden çıksın. Çünkü yani sevmiyorum. Dedikodu taşıyan daha tehlikeli biliyor musunuz? O yüzden diyorum ki. Birinin lafını size taşıyan emin olun bir baş, sizin lafınız da bir başkasına taşır. Tabii ki uyarın ama dedikodu anlamında uyarmayın. Ama işte boğaları ciddi anlamda bu durumlar izole etti. Şimdi artık o izole olma kendi içine kapanma durumundan çıkıyorlar. Ve Eylül ayında resmen bir çiçek gibi açıyorlar. Artık o peşinizden uğraşanlar sizinle iş çevirenler siz açtıkça açtıkça yeşerdikçe ne hale gelirler o onların sorunu bizim sorunumuz değil bizi, ilgilendir bizi ilgilendirmiyor ediyoruz. artık kararır mı sararır mı tükenir mi kendi ipini mi çeker kendini kelebek haline mi sokar peki kalbi boş olan boğalara mesela çok var çok güzel mı? aşklar var Heh. muhteşem ilişkilere adım atacaklar süper e, Yaz aylarında yine çok boşanan boğalar oldu. Geçtiğimiz haftaya kadar birçok boğa e, kadını eşini kapıya koymak istedi. Birçok boğa erkeği de evine girmek istemedi. Bu süreçte ayrılmayanlar ilişkilerini güçlendiriyorlar. Ayrılıp yalnız kalanlar kime güvenebilirim ki? Kime Kimi sevebilirim ki? Tekrar nasıl aşık olabilirim ki? Duygusunu yaşarken geçtiğimiz günlerde... Ben tekrar güvenebilirmişim, ben tekrar sevebilirmişim, bana benim gibi biri lazımmış, işte o da benim ayağıma geldi diyebilecekleri aşklara, ilişkilere başlayacaklar. Harika. Parasal konularda güvenli, duyarlı, tutumlu bir hafta geçirecekler. Kazandıkları paraları gelecekte doğru yatırımlara yönlendirebilme açısından planlı ve programlı olacaklar sağlıkta iştaha dikkat. Aman ne, diyorum, ne oluyor ya? İştaha dikkat. <laughs> Jüpiter öyle bir açı oluşturuyor ki. Gerçekten. Haftanın ikinci gününden itibaren doy emrim kapandı galiba diyebilirsiniz. O yüzden sağlıklı beslenmeye, şekerli yiyeceklerden, Efendim kalorili beslenmekten, karbonhidrattan uzak kalın. Diyet psikolojisine girmeyin. Çünkü baskı sevmiyorsunuz. Düzenli ve sağlıklı beslenin. Şöyle bir hayat yok mu ya? Yesek yesek de hiç kilo almazsın. Aynı şeyi geçen ha? gün markette alışveriş şey yaparken düşündüm. Dedim ki Allah'ım şu reyonda ne varsa alsam yesem de kilo almasam. <laughs> İnan bana. Ve hayatın güzellikleri de o zararlı olan yiyeceklerde saklıyor. Kesinlikle. Benim i̇şte... zaten bu tatlıyı olan aşkım. Ne bileyim tatlısında, böreğinde, tuzlusunda. Hepsini seviyorum. Yemeği seviyorum Bak ama şimdi, dikkat hiç belli etmiyoruz zaten. Tabii tabii. İnşallah. Peki spot dinizi, iştahınızı sevgiyle kontrol altına alın. Baskıyla kontrol altına asla almayın. Ruhu mutlaka güçlendirmeli boğalar. Evet. Yeni başlangıçlara hazır oluyorsunuz ama boğaların bu hafta en çok dikkat etmesi gereken şey ne? iştah kontrolü. Aynen. Eğer iştahınızı kontrol altına almazsanız dolayısıyla beraberinde kilo gelecek. Kilonun gelmesiyle beraber biz hanımlar ne oluyoruz? Minik de olsa bir depresyona giriyoruz. Mutsuz oluyoruz. Çünkü neden? İstediğimizi giyemiyoruz. İstediğimiz gibi hareket edemiyoruz. Bedeninle barışık olmadığın zaman ne yapıyorsun? Depresyon kapında oluyor. Dolayısıyla bence boğaların bu haftaki en önemli şeyi iştah kontrolü. Peki. Şimdi sevgili ikizler <laughs> bu hafta sizin de dikkat etmeniz gereken çok şey var. Ama önce bir tabloyu görelim. Sevgili ikizler bu hafta neye dikkat etsinler. Mesela para, para ve iş. Onunla başlayıp aşk ve sağlıkta devam edin. Şimdi ee, aldıkları iş kararlarının ve parasal konuların kesinlikle ve kesinlikle arkalarında sağlam durmaları gerekiyor. E, gelir ve kazançta. Da... Tabii ki mali anlamda daha önce düşüncesizce, plansızca, programsızca harcama yapmış olabilirler. Hı hı. Bu durumda onların bu hafta gelirlerindeki tıkanmadan dolayı ya da beklediklerini elde edemedikleri için yıpratıcı durumlar yaşamalarına etki edebilir. Bir araştırsana Nuray, ne <laughs> ne yaşayabilir, ne olurlar? Örneğin e, çalıştıkları işten çıkarılabilirler. Oo. Efendim verdikleri bir borç parayı geri alamayabilirler. Tamam. Vaat sözler tutulamayabilir. Hmm. Bunlar da e, tüm ikizler burcunda yıpranma, hüzün ve sıkıntı duyulmasına etki edebilir ve neden olabilir. Peki neye dikkat etsinler ee, burada? Şimdi artık bu hafta aldıkları kararların arkasında sağlam durmaya lütfen dikkat etsinler. Tamam kendilerine duydukları güveni asla kaybetmesinler. Ne istiyorum, ne planlıyorum? Ben eğer işten çıkarılmış bir ikizler burcuysam, bu benim hayatımın sonu değil. Yeni başladığım bir işte, yeni katıldığım bir ortamda ben disiplinli olursam, düzenli olursam daha da iyi ilerleyebilirim, daha da güzel yükselebilirim. Daha da istediklerimi huzurlu ve hayırlı bir şekilde elde edebilirim demeyi bilinç ve duygu ve ifade olarak asla ihmal etmesinler. Dolayısıyla işten çıkarılan bir ikizler burcu olursanız kesinlikle ve kesinlikle depresyona girmeyin. Derhal kendinize yeni bir iş arayın. İşsiz bir ikizler burcuysanız efendim umutsuz olmayın. Birinci attığınız adımda gelişmemiş olabilir. Sunduğunuz CV'den cevap almamış olabilirsiniz. Verilen teklifler geri dönmemiş olabilir. Bu sizi hayal kırıklığına ve umutsuzluğa uğratmasın. Ve lütfen sağlıkta da sinir sisteminizi bozmayın. Çünkü yaşadığınız her şey sıhhat ve sağlık olarak sinir sisteminizi etkilediği için insan aklı çok önemli. Şimdi sizi işten çıkaran bir patron siz aklınızı oynatırsanız ben bu kadıncağıza ya da adamla akıl, haksızlık ettim aklını oynattı demez. Ama o zaten deliydi der geçer. Hadi. Ya da sıhhatinizi kaybedersiniz bizim yaptığımız haksızlıklardan dolayı adamcağız hastalandı demezler. Kadıncağız hastalandı demezler. O zaten hastaydı derler geçerler kimseye bunu dedirtmemek için bedeninize çok iyi bakacaksınız. Psikolojinizi çok güçlü tutacaksınız. Hiçbir şeyi takıntı yapmayacaksınız. Kendinize duyduğunuz güveni de asla bu hafta kaybetmeyeceksiniz. Sıfırdan da başlayabilirim, ortadan da başlayabilirim, sondan da başlayabilirim. Nasıl başladığım ve ilerlediğim önemli diyerek yaşamda sağlam yol alacağınıza önce kendi ruhunuzu, kendi bilincinizi kendinizi ikna edeceksiniz. Siz eğer kendinizi bu hafta ikizler burcu olarak Güzelliğe, doğruluğa, yeniliğe ikna ederseniz daha sağlam adımlar atarak başarıdan başarıya koşabilir, çok da mutlu olabilirsiniz. İnşallah. Aşkta ise takıntılı sevmeyin. Fazla ilgi de ilişkiyi bitirebilir. Takıntılılar mı ikizler? Biraz takıntılılar. Her dakika aramak, her dakika aranmak, sürekli mıç mıç olmak isteyebilirsiniz bu hafta. Dokunsallığa çok ihtiyaç duyabilirler. Karşınızdaki kişinin iş problemleri olabilir. Sizde olduğu gibi Anlatamadığı sıkıntıları olabilir, kendini doğru ifade edemeyebilir, sizin gibi sürekli öpüş kokuş olamayabilir. Bu durum sizi şeye sokmasın, artık ilgisiz miyim, sevilmiyor muyum, güzelliğimi mi kaybettim, onun gözünde önemim mi yok, ne kıymetim peki? mi yok gibi. Efendim siz sevginizi sunun, aşk taktik sevmez, fazla ilgi de sevmez. Siz kendinizi önemseyin, ilişkinizi ilişkiniz gibi yaşayın. Karşınızdaki kişinin sizin davranması davrandığı gibi davranmasını beklemeyin. Sevmekle mutlu olun, sevildiğinizden emin olun ama sürekli de kurcalamayın. İyi de nasıl emin olacağız? Ama şimdi karşınızdaki insan bu sadece bu hafta mı ilgisizdi? Size? Aramıyorsa sevgisini sorguluyorsun istemez. Ama neden aramıyor? Belki problemleri var. Karı kocaysanız adam erkenden yatıyorsa bilin ki yorgundur. Bütün problemlerde bizi buluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da bu bir kadın da olabilir, ikizler burcu kadını da olabilir. İlle şimdi kocası karımın ilgisi bitti diye e, ağlansın mı, sıkılsın mı, Yani bu geçici mı, bir şey mi ikizler için? Mı? Çok geçici bir hafta. Ne kadar sürer? Bir hafta sürecek. İyi. O yüzden diyoruz ki spot olarak... İlişkiyi zedelemeyelim, spota geçmeyelim. Sağlığı da alacağım senden. Sinir ticariyle. sistemine dikkat Hı. edecekler. Ruh sağlıklarını güçlendirecekler. Hı. E, spot olarak... Hı. Kesinlikle ve kesinlikle siz değerlisiniz. Değerli olduğunuzun farkında olacaksınız efendim. Bir hafta süreyle belki aşk hayatınızda küçük bir sendeleme olabilir ama bunu bu hafta gezegenlerin etkisine veriyorsunuz. Tabii ki. Bir haftadan sonra geçecek sakin ve relax oluyoruz sevgili ikizler. Aşırı disiplinli olmak çevrenizdeki kişilerin sizden sıkılmasına neden olabilir. Aşk taktik sevmez dedim Nuray Sayarı. Bir de lütfen tabii bu hafta yaşayacağınız bu gezegenlerin etkisiyle ilişkinizdeki negatif olaylar belki sinir sisteminizi bozabilir. O yüzden sinir sisteminize dikkat ediyorsunuz. Sizin için spotumuz böyle. Evet. Sevgili koçların tablosunu. Aşk, para ve sağlıkta gezegenler koçlara ne söylüyor Nuray? Özellikle e, sevgili koçlar haftaya duygularında sıkı hafta sonu özellikle kendilerini sıkışmış hissettikleri, yıpranmış hissettikleri düşünce ve duygulardan haftanın ilk iki gününde arınmaya özen gösterecekler. Süper. Artık hiç kimsenin onları yönlendirmesine ve yönetmesine ihtiyaç duymadıklarının farkında olacaklar ve katıldığınız her ortamda benliğinizi, bireyliğinizi ortaya koyarken geçtiğimiz haftalarda tez canlılığınızdan dolayı direkt yaptığınız konuşmaları bu hafta düşünerek yapacaksınız. Bu sayede yanlış anlaşılmalardan kolaylıkla arınmış olacaksınız. Aşk hayatınızda süre gelen bir ilişkiye, beraberliğe sahip bir koç kadını ya da koç erkeğiyseniz partnerinizle ilgili nelerden memnun değilsiniz, nelerden rahatsızsınız? Yeterince size güven mi vermiyor ya da yeterince sizi sevgisiyle enerjisiyle beslemiyor mu? O zaman açık sözlü olacaksınız. Şikayetçi olarak değil. Ben seni sevgine ihtiyacım var ya da iline ihtiyacım var demeyi ihmal etmeyecek ama şikayet eder gibi değil. İhtiyaç duyduğunuz konuları size nasıl davranmasını istiyorsanız o şekilde davranmasını Arzu edin, isteyin. İstediğinizde, konuştuğunuzda, açık sözlü olduğunuzda partnerinizin özellikle size karşı göstermesi gereken ilgiyi görüyorsanız şükredin. Göremiyorsanız nedeni üzerinde biraz düşünün. Neden acaba daha önce sözleriniz, yaklaşımınız, tavrınız ve davranışlarınızdan dolayı mı ya da bu hanım ya da bu kadın ya da bu erkek sevgiyi aktarmayı bilmiyor mu? Kendini doğru ifade etmiyor mu? Etmiyorsa o zaman e, ya onu olduğu gibi kabul edeceksiniz bu hafta ya da geçmişte yaşadıklarınızı bırakıp kendinizi daha fazla zorlamayacaksınız. Kendinize güvenin bu hafta ve sağlığınız konusunda lütfen düzenli beslenmeye, düzenli yaşamaya, sağlıklı olmaya özen gösterin. Hayallerinizin tesirinde ve etkisinde kalabilirsiniz ama aşk konusunda şefkat vermeyen, size güven vermeyen, değişmeyen bir partnerle iseniz hani bir söz vardı ya bu deveye ya bu hendeyi geçeceksin, ben ya bu deveye soru, gideceksin ya, ya bu, bu hendekten gideceksin. gideceğim bu hendek dedim yine bak yanlış söyledim. Eğer geçemiyorsanız bırakın. Ama vazgeçemiyorsanız da geçmişte yaşanmışlıkları bırakarak kişiyi olduğu gibi kabul ederek imkan neyse ona göre hareket edin. Yani boşa şikayet ederek kendi avuranızı, ruh hafızanızı kirletmeyin. Çünkü siz değerlisiniz. Karar sizde. Ya şikayet etmeyi kes ya değiştiremediğin, değiştir kimse kimseyi değiştir. Elindeki ürünle Bazen ama sizi anlıyorum değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Orada da Yüce Yaradan'dan şunu isteyelim. Madem değiştiremiyoruz bize kabul etme gücü versin. Aynen öyle ben hep öyle söylüyorum. Diyorum ki ey Allah'ım ey evrenin yüce mimarı. Beni de yaratan sensin onu da yaratan sensin. Kimseyi kötü olsun diye kimseyi iyi olsun diye yaratmıyor Yüce Yaradan. Tabii. Ama e, bir de bazen hayatımızda olan eşler ya da erkek arkadaş kız arkadaş bilmediğimizi bize öğretmek için gelebiliyor yaşamımıza sabrınız eksikse sabrı öğrenebiliyorsunuz efendim tükenmek nedir bilmiyorsanız o duyguyu tadıyorsunuz ama e, bile bile de kendinize haksızlık ettirmeyin diyorum koç burçlarına Peki sağlık bu konusunda ne diyorsun koçlara? Sağlıkta yaşam kalitelerini yükseltsinler. Bir kere her şeyin başı ruh sağlığı. Ruh sağlığı insanın yıpranırsa biterse beden de hastalanır. O yüzden psikolojinizi güçlendirin, huzurunuzu arttırın, sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşamak için düzenli olmak gerekiyor. Hayat düzeninizi bozacak hiçbir şeyin hayatınıza etki etmesine müsaade İzin etmeyin vermeyin diyorsun. İzin Peki, vermeyin. Spotun ne olacak koçlara? Spotum. İş konusunda, para kazanmak konusunda asla bu hafta umutsuz olmayın. Umutsuzluklara düşmeyin. Hepimizin hayatında zorlandığımız maddi alanlar olabilir. Olabilir. Onlar tamam. bu hafta para kazanacaklar ama neden daha çok kazanmıyorumun şikayetçisi olacaklar. O yüzden diyorum ki para kazanmakta ve parayı beklemekte spot olarak umutsuzluğa asla kapılmayın. Kapılmayın. Vallahi Koç burcu için güzel şeyler söyledin. ...güzellikler bütün herkesle olduğu gibi... İnşallah gönlünüzden ne geçiyorsa gerçekleşsin. Şöyle Aynen. bir özet yapalım. Geçmişi bırakmak ve e, sorgulamakta hiç zorlanmayacaksınız. Yani geçmişi mutlaka bırakmalısınız. Yaşananlar geçmişini de görüyorsunuz. Hayalinize sahip kendinize güvenin. Ne düşünüyorsanız, ben bir hayal kurdunuz. Hiçbir zaman sizi ulaştırmayacağı bir hedefin hayalini kurdurmaz Aynen. Ev mi hayal ediyorsunuz? Kurmaya devam edin. Araba mı hayal ediyorsunuz? Kurmaya devam edin. Evlilik mi hayal ediyorsunuz? Kurmaya devam edin. Sağlıklı olmak içinse düzenli yaşamak çok önemli. Belki uyku probleminiz varsa. Tabii. Gece geç yatıyorsanız. E, valla hasta. Emine bak bizim koç burcunda ve bugün rahatsız. E, bütün hastalara da şifa diliyorum Emine'cim Amin. sana da çok geçmiş olsun dakikaları Emine tutuyor ama bugün perişan berbat nasıl sabah geldi ayakta duramıyor ama iş aşkıyla yine görevinin başında tabii bir tek zıplayamıyor Şimdi sevgili... <laughs> bir tek zıplayamıyor, zıplayamıyor. <laughs> Emine'cim yine tek tek senden rica ediyorum her burcu hasta olabilirsin ama tek tek buradan sevgili seyircilerimizin hiçbirinin hakkını yemeden yorumlayalım Şimdi arkadaşlarım telefonlar başında telefonlarınızı bekliyor sevgili kovalara gelelim Şimdi bir arkadaşım sormuş. Kovaya aşk var mı aşk demiş. Aynı kova arkadaşım daha doğrusu aynı bir başka arkadaşım aynı kova burcunda. O da iş hayatını soruyor. İşte her ikisi de kova ama ikisinin de derdi farklı. Kimi paradan yana kimi aşktan yana şanslı olmak istiyor. Peki kovaları bu hafta ne bekliyor? Nuray. Hareketli ve enerjik bir haftada olacaklar iş yaşamları ve kariyer konusunda. Ama aşk hayatlarında aşırı alıngan olacaklar. Dolayısıyla benim bugün hafta boyunca bir kova kadınıyla ya da bir kova erkeğiyle hayatı tamamlayan, yaşamda birlikte yol alan bir birey bizi dinliyorsa kova burcu olarak e, özellikle kovalarla beraber olanların çok dikkatli olması gerekiyor bu hafta. Neden? Çünkü kovalar bu hafta aşırı alıngan olacaklar. Ne alınacaklar? Her şeye alınacaklar. Her şeye. Rahmetli hani Adan'ın bir lafı var. Yes. Der ki böyle her şeye alınan kadın ya da adama raftan pamuk yüzse alınıyorsun derdi. Aynen öyle kesinlikle. Bu pozisyondalar yani. Bu pozisyondalar bu hafta. Benim hakkında kim ne konuşuyor? Kim ne düşünüyor? Neden ben e, yeterince anlaşılamıyorum? E, acaba eşim beni yeterince seviyor mu? Sevmiyor mu? Değer veriyor mu? Vermiyor mu diye? E, acaba konumumdan dolayı mı benimle birlikte? imkanlarımı mı kullanıyor gibi vesvese ve evham içerisinde olabilir. Hayata bakış açınız hemen değiştirin. Partnerinize bakışınızı da hemen değiştirin. Vesveselerin, evhamların etkisinde ve tesirinde kalmayın diyor. Eyvah eyvah. Kesinlikle kovalar bu hafta son derece endişeli, e, kaygılı huzursuz olacaklar ilişkiler ve iletişimler konusunda. Şimdi peki bu kovaların aşk ve evlilik hayatını nasıl etkileyecek? E, olumsuz etkileyecek tabii ki. Bir ayrılık bir Çünkü daha Çünkü izole var mı? olma, ayrılık yok, izole olma, ee, endişeli bir ruh haline girme, ee, ruhunuzu hasta etme. Efendim ben kimse tarafından e, yeterince sevgi görmüyorum, eşim de beni sevmiyor, partnerim de beni sevmiyor gibi. Flört edenler partnerlerini suçlayabilir. Evli olanlar karılarını ya da kocalarını suçlayabilir. Vesveseli ve evhamlı bir haftada oldukları için. O yüzden ne olur? Bu gezegen oyunları diyoruz kombinasyonlardan kaynaklanıyor. Geçin aynanın karşısına. Deyin ki bu bir süreç. Alınganlık yapma. Şu anda gökyüzünün konumu aşırı hassas, aşırı alıngan olmana nedeni oluyor. Derin bir nefes al bir kova kadınıysan ya da bir kova erkeğiysen ben kendime yetecek enerjiye güvene sahibim. Seviyorum ve seviliyorum. Şu anda hassas bir dönemden geçiyorum. Bir hafta sürecek bu. Allah sabır versin kovalarla yaşayana. E biz ikimiz de kovayız evde. O beni yanlış ben anlar. Evde. Evde eşim de kova ben de kova. İkimiz de alıngan olacağımız için kös bir köşede otururuz artık. Allah korusun ben ona fırsat vermem zaten. Dolayısıyla bu hafta alınganlıklara karşı dikkat. Kalbiniz boşsa bir kova kadını bir kova erkeği olarak aman yeni kişilerle tanıştırıldığınızda karşımızdaki kişilerin kendine duyduğu güveni kaybettirirsiniz. Oturun oturduğunuz yerde yeni aşklara başlamayın bu hafta. Yeni ilişkileri adım atmayın. Ayrıntıları göz ardı edemeyeceğiniz için huzursuzluk yaşat yaşatırsınız. İş hayatları ne diyor kovalara? Ee, çok iyi para kazanacaklar. Süper. Ee, çok doğru yatırımlar yapacaklar. Harika. Endişeli duygulardan arının diyoruz. Spotumuz. Sağlıkları. Sağlıkları. Ee, fazla vesvese evham ruhu yorar. Ee, genel anlamda ruhu güçlü tutun. Bir de gribal, soğuk algınlığı vesaire etkilere karşı... Ee, ...bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Peki, bir görelim mi? Zaten ekrandaymış. Hayata bakış açınızı değiştirin. Ee, geliriniz e, geleceğine güvenin. Endişe ve kuruntular ruhunuzu hasta edebilir. Kovalar lütfen dikkat edin. Peki, bakalım oğlakları neler bekliyor? Aşk, para ve sağlıkta sevgili oğlaklara Bu yarın ne olacak Nuray? Şimdi bu hafta onlar çalışan oğlaklar özellikle... Ee, Oğlak burcu, Satürn de Oğlak burcunda seyrettiği için e, çok fazla sorumlulukları arttı. Hı hı. Bir işi yaparken birden fazla sorumluluk Oğlak burcuna verildiği için ben artık çalışmaktan yoruldum, yıprandım duygusunu vurgulayabilirler. Ama çalışmayı seven, efendim mücadele etmekten kaçınmayan, kazanmayı seven, lüksü seven burçlarsınız sizler. Çalıştığınız işte sorumluluğunu taşıdığınız iş alanlarınızda size yeni verilen sorumluluklara karşı sorumluluğu veren kişilere şikayetçi olmamaya özen gösterin. Tabii ki yorulduğunuz için kendinizi e, yıpranmış hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın arttığı e, birçok iş sizi daha çok öne çıkarabilir. Ee, mümkün olduğunca ön planda olmayı seven bireyler olduğunuz için özellikle oğlak erkekleri, oğlak kadınları iş yaşamında sorumluluk sahibi olarak yaşamalarıyla birlikte yeni verilen sorumluluklardan yorulacaklar ama daha çok öne çıkacaklar. Ön planda olmaktan da keyif alacaklar. Dolayısıyla... Ee, Onları bu hafta aşk konusunda uyarmak istiyorum ben. Neden uyarmak istiyorum? Şimdi iş yaşamlarında iyi bir yönetici olabilirler. İyi, idealist tavır ve davranış sergileyebilirler. Ne istediklerinin bilincinde ve farkında olduklarını da vurgulayabilirler. Ama aşk yaşamınızda yönetici olarak davrandığınız takdirde ilişkinizin dengesini bozabilirsiniz. Evli bir Oğlak burcuysanız Oğlak erkeğiyseniz ya da oğlak kadınıysanız siz siz olun kocanızı karınızı bu hafta yönetmeyin ona öğretmen gibi davranmayın hı hı. onu düşündüğünüzü ona hissettirin önemsediğini hissettirin ama onu yönetmeye kalkmayın bu karşılıklı üzülmelere neden olabilir haftanın ilk dört gününde özellikle hı hı. Hı hı. haftanın tamamında hem iş hayatınızda hem sosyal ilişkilerinizde hem arkadaşlıklarınızda kararlı olmaya, verdiğiniz sözlerin arkasında durmaya, veremeyeceği, gerçekleştiremeyeceğiniz hiçbir sözü de kimseye vermemeye özen gösterin. Asla e, verdiğiniz sözleri de unutmayın bu hafta. Aile içi ilişkilerinizde ...çocukları olan oğlak erkeğiyseniz... ...bir babaysanız ya da bir anne iseniz... ...onların bu hafta... ...sizin sevginize... ...şefkatinize, ilginize... ...ihtiyaçlarının... ...arttığını fark edebilirsiniz. Bu durumda... E, ...bir oğlak kadınıysanız... ...ben ne kadar doğru bir anneyim diye... ...kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Böyle hepimizin şefkate, sevgiye... ...ihtiyacı artabilir. O bizim... ...annemizin babamızın vermediği sevgiden kaynaklanmıyor. Kendinizi sorgulamayın mümkün olduğunca olur mu? Ee, haftanın spotu ise her konuda dikkatli olun. Ah ah özellikle aşkta yönetici olmayın diyorsun Lütfen, oğlaklara. sakın. Aşkta yönetici olmanız neyi kaybettirecek onlara? Ee, ayrılıklara, dağılmalara... E, ayrılık olmasa bile ki Allah korusun kimseyi kimseden ayırmasın. Allah Geçici küslüklere neden olabilir. Ne gerek var canım e, yönetici olacağım sonra beyefendi bana küsecek surat asacak. Aynı evin içindeki ayrı insan gibi. Ay hiç bana göre işler değil. Haklısın de geç. Gülümse. Senden de değerli bir şey Ona göre kolay haklısın demek. Bana göre zor, zor mesela. Bak sen boğa kadınısın ben kova kadınıyım. Hiçbir şey Dur, benden daha değerli değil. Dur şu oğlağı tamamlayalım da İş hayatında sorumluluklarınız artabilir. Bu da sizin daha çok ön plana çıkmanıza neden olabilir. Özellikle her konuda kararlı olmanız gerekiyor oğlaklar. Karar verdiğiniz bir konunda arkasında olmanız gerekiyor. Sevgili oğlaklar güzel bir hafta olsun sizin için. Gönlünüzden ne geçiyorsa gerçekleşsin. Sıra gelsin kovalara. Ee, bu arada çok teşekkür ediyorum. Ee, Pelin Hanım demiş ki... ...nasıl olsa Nur'um görmeyir diye yazmıyorum demiş. <laughs> Ama ben hepinizi görüyorum. Tek tek burada okumasam da... ...hepinizin mesajını tek tek okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gülnur Hanım... Selamlar Nuray ve Nur Hanım. Evimize hoş geldiniz. Hoş ben yeni bir iş kurmak istiyorum demiş. Şimdi bunların hepsini gönderiyorsunuz ya. Nuray Sayar'ı buradan 10 kişiyi seçecek ve astroloji haritasını mutlaka burada sizin için yorumlayacak. Hiç merak etmeyin. Siz mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hepsini görüyorum. Şarjım bitti yarım kaldım acaba demiş. Selam dediydim. Güzel hanımlar. <laughs> Hepinize selam olsun. Kimi bizi evde izliyor kimi iş yerinde izliyor. Valla çok güzel mesajlar gelmiş çok teşekkür Abi ediyorum telefon mi? çaldığı halde açmıyorsunuz demiş dalga mı geçiyorsunuz bizimle olur mu öyle şey olur mu hiç açmamazlık yapar mıyız? Bütün ekip arkadaşlarım telefon başında ve bütün telefonlar cevaplanıyor bütün telefon isimleri alınıyor siz aramaya devam edin mutlaka bir seyircimiz canlı yayına bağlanacak. Bizde öyle bir şey yok. Biz eğer telefon numarası verdiysek arkasındayız ve mutlaka cevaplarız. Eğer burada bir Instagram adresi verdiysek sizin görüşlerinizi çok önemseriz. Hiç merak etmeyin Görelim. sevgili terazilerin. Aşk, para ve sağlıkta sevgili teraziler öyle bir haftaya girdiniz ki özellikle aşk konusunda bakın sizi neler bekliyor. Şimdi ee, sürdürdükleri ilişkilerin istikbali, geleceği, düzeni konusunda güvene ihtiyacınız olacak bu hafta. Sevgili teraziler güven duymadıkları bir arkadaşlığın da bir aşkın da bir evliliğin de yaşamlarında ilerlemesini istemeyebilirler bu hafta. Hem güven duyulması kendilerine hem de güven duymaları karşı tarafa teraziler için çok ön planda ve çok önemli olurken ben bir terazi bireyi olarak hayatımdaki partnere güven vermeliyim. Onun tarafından da yeterli güveni ona vermeliyim. Hiçbir konuda mış gibi davranmamalıyım, hı hı. mış gibi de hareket etmeliyim. Neyse mi o olmalıyım. O da bana karşı neyse olduğu o gibi yanmalı. Yani. yani olması gerektiği gibi olmalı her şeyin farkını yaşayarak fark ettirecekler. Maddi konularda, parasal hususlarda evli olan teraziler Eşleriyle ufak tefek çatışmalar yaşayabilirler. Yaptığınız işlerde başarıya odaklı olurken işe ayırdığınız zamanı eşinizin zamanından çalmıyorsanız hiçbir problem yok. Özellikle aşkta evli değilseniz bir beraberliğe sahipseniz partnerinize karşı hem duyarlı hem tutarlı olmaya özen gösterdiğiniz takdirde ilişkiniz daha çok güçlenecek. Özellikle ee, kalbi boş olan bir terazi burcuysanız, yakınlarınız, ailedeki kuzenleriniz, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi birileriyle tanıştırmaya ihtiyaç duyabilirler. Tabii ki tanışın, ama geçmişte yaşadığınız ilişkilerde, aldığınız yaralanmalardan dolayı yeni tanıştırılan kişilere endişeli. Duygular ile davranırsanız karşınızdaki kişinin güven ve huzursuzluk yaşamasına neden olabilirsiniz. Geçmişle hiçbir ilişkiyi ya da yeni tanıştığınız kişileri kıyaslamayın. Kıyasladığınız takdirde sizi tanıştıracakları kişilerin adınıza huzursuzluk yaşamasına neden olabilirsiniz. Geçmiş geçmişte. Aynen kalıyor. öyle. Kıyas yapmayın. Çok da fazla geçmiş ilişkilerinizden bahsetmemeye özen gösterin. Bu dönem tanışacağınız kişilere eğer sizden kaynaklı bir güvensizlik vermezseniz kalbinizi sağlam, sağduyulu, sağlıklı ilişkileri açabilir, sağlam sağlıklı aşklara başlayabilirsiniz. Ama geçmişte yaşadıklarınızı kıyas yaparak yeni tanıştığınız kişilere davranış gösterirseniz, Başlamadan bitişlere neden olabilirsiniz? Eyvah eyvah. Lütfen duyarlı olun. Kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi karşınıza gelen yeni kişilere yapmayın ve davranış sergilemeyin. Biraz da terazilere paradan haber verelim. Neden Para verelim. Ve işten. Şimdi onlar kazanmayı çok severler. Kazanıp biriktirmeyi de çok Şimdi severler. Kim şey sevmez ki kazanmayı? Kesinlikle. Özellikle bu hafta. ...yatırımlarınız konusunda bir ev almış olabilirsiniz... ...acaba beklese miydim bir araba almış olabilirsiniz... ...acaba biraz daha mı bekleseydim gibi... ...şikayetlerde bulunabilirsiniz kendi kendinize... ...yapmış olduğunuz hiçbir yatırım için endişeli olmayın... ...olmuş olmuş yapılmış yapılmış efendim... ...özellikle bu hafta yeni para kazanmayı bekleyenler... ...biraz daha sakin hareket etsinler, sağlam ve duyarlı olsunlar. Haftanın spotu efendim, endişeli duygulardan vazgeçin. Sağlıkla ilgili ekleyeceğin var mı? Gayet sağlıklı ve sağlıklılar bu hafta ama endişe yaşarsak ruh sağlığımızı yorarız... ...tükenmişlik duygusuna gireriz, endişe yapmamaya özen gösterelim. Peki, e, teraziyi şöyle bir özetlersek, yaptığınız işlerde başarılı olacaksınız aşk ilişkileri, ilişkilerinizde zaten ekranda da görüyorsunuz. Tutarlı olmaya özen gösterin. Endişeli duygularınızdan vazgeçin. Terazi için bu üç madde çok önemli. Bu üç maddenin artık hani alt maddelerini siz dolduracaksınız. Hangi konuda endişe ediyorsunuz bilmiyorum ama endişe ettiğiniz konunun yersiz olduğunu söylüyor Nuray Sayarı. Bu endişeli halleri terazileri ne kadar sürecek? Ee, yaklaşık bir 10-11 gün sürecek. Ondan sonra geçecek. Bu İnşallah. Bu süreç ama e, o ruhu, o duyguyu dengeleyebilmek davranışlarımızda gizli. Lütfen geleceğimizi olumsuz etkilemek istemiyorsak endişelerden vazgeçelim. Peki hadi geçelim bakalım. Yaylar sevgili yaylar sizi neler bekliyor? İş hayatınızda neye karşı dikkatli olmanız gerekiyor? Aşk hayatınızda haberci olan gezegenler size ne anlatıyor? Hadi bakalım bakalım bir tabloyu bir görelim. Sevgili yayların tablosunu Nuraycığım. Şimdi kısa ayrılıklar ve dağılmalar yaşayan yaylar bu hafta daha çok sorun haline, problem haline getirmesinler yaşadıkları sorun ve problemleri. Özellikle partnerinizle aranızda uyumsuzluklar olmuş olabilir. Geçimsizlikler yaşamış olabilirsiniz. İlişkinizin enerjisini toparlayamak siz yayların elinde. Evli olan bir Yay burcuysanız, eşinizle çocuklarınızın ve sorumluluklarından kaynaklı anne baba didişmeleri yaşayabilirsiniz. O yüzden ee, lütfen ee, sorun haline getirmeyin, yaşadığınız sorunları da gözünüzde, gönlünüzde büyütmemeye özen gösterin. Kalbi boş olanlar, yalnız olanlar, çıkacakları seyahatlerde ortamlarda yeni arkadaşlıklara yeniç katılacakları ortamlar sayesinde başlayabilirler. Ama bu dönem hayatınızın aşkını, hayatınızın ilişkisini çekemeyebilirsiniz. Ama uzun yıllar sürebilecek dostluklara, arkadaşlıklara başlayabilirsiniz. İlle hayatımın kadını, ille hayatımın erkeği demeyin. Aşk hayatınızda dürtüsel, öfkeli davranışlardan kaçının tanıştığınız insanlarla arkadaş da olabilirsiniz. Çok da faydalarını da görebilirsiniz. Özellikle ve özellikle ilişkileri olanlar, flört edenler, partnerlerinde evlilik baskısı yapmasınlar bu hafta. Çünkü evlilik için uygun bir duygu sürecinde değilsiniz. Siz de o hazır olmayabilirsiniz. Ya da partneriniz siz yay burcusunuz. Sizinle hayatını birleştirmek isteyebilir. Kendinizi evliliğe hazır hissetmeyebilirsiniz. Kaçamak cevaplar vermek yerine ilişkinin ne kadar önemli olduğunu, zamana ihtiyacınız olduğunu ama bunu ilişkinin ihtiyacı var olarak ifade etmeye, anlatmaya özen gösterin. Ve dürtüsel davranışlar, öfkeli konuşmalar, efendim el kol hareketiyle sohbetlerden kaçının. Eliniz, kaşınız, gözünüz oynamasın bu hafta. Yanlış anlaşılmayın. Eşiniz, sevdiğiniz kadın ya da sevdiğiniz adam tarafından. Yeni tanıştıklarınızla da arkadaş olun. Sinemaya gidin, çay için, kahve için direkt ilk gördüğünüz kişiyi hayatınızın merkezine yerleştirmeyin. Yani kimseye yapışıp kalmayın bu hafta. Yalnız bir Yay burcuysanız, kalbi boş olan bir bireyseniz, tanıyın, zaman geçirin, eğlenin. Güzel anlar geçirmeye özen gösterin süre gelen ilişkilerinizde de dürtüsel, fevri, asebi davranışlar yaparak ilişkinizin ayarını, enerjisini bozmayın. Ne demek dürtüsel davranmak? Öfkeli. Bir anda. En son söylenecek örnek veriyorum. Hanımefendi, beyefendiye dedi ki bu akşam e, sinemaya gidelim mi? İşim gücümden başımdan aşmış. Neyin sineması bu demeyin. Hayatım bugün olmaz ama önümüzdeki günlerde olabilir demek... ...türtüsel davranış demek değildir. Olaylara ani tepkiler vermesinler yani. Vermeyin. Aynen öyle. Ani tepkiler vermeyin. Peki. Sizin e, zaman ayıramayacağınızın nedenlerini söyleyin. Ya da açıkça canım istemiyor deyin. Evde olmak istiyorum deyin. E, açık sözlü olun. Fevri davranışlardan kaçının. Ama bu hafta sağlık yerinde güzel... Ama kazalara karşı çok dikkat etmeleri ne lazım. Ne kazası? Ev kazaları, trafik kazaları. Allah aman göstermiş. diyorum. Bir yay burcuysanız ve araba kullanan bir yay burcuysanız... ...kazalara karşı dikkatli olun. Allah Çünkü bunu yapmıyoruz Nur. Tamam, unutuyorum. <laughs> Korkumuzu sese çevirmiyoruz. Kodladım, bak şimdi orayı süpür derhal. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla... Ee, ...kazalara karşı dikkatli olun, dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Bu da trafikte sizi kaza yapmanıza neden olabilir. Çok dikkatli olmaya özen gösterin. Yolda yürürken bile dikkat edin. Kırılmalara, çıkıklara, kırıklara karşı dikkat edin. Evde ya da iş hayatınızda kesici aletlerle çalışırken de tedbirli. Dikkatli olmaya özen gösterin. Ağzından bal damlıyor Nuray yani. E, tamam ben uyarmak durumundayım. Allah'a sığınırım çünkü. Var mı aramızda e, Dikkat yay? edelim yay Çok burcu Çok dikkat olarak. edin. Aman diyorum. Hele hele. Bir kimlik, dakika, trafikte. Trafikte. Evde, evde. Evde. Yürürken dahi dikkatli olsunlar. Kırıklara çıkıklara karşı dikkat. Allah göstermesin. Peki. Sağlık konusunda dikkat diyorsun. İş konusunda yaylar için söyleyeceğin ne var? Ne e, yaşında kıskançlıklara karşı sabırlı olsunlar. Örneğin çalıştıkları işte bir arkadaşı tarafından kıskanıldığıyla yüzleşebilir bir yay burcu ya da fark edebilir olabilir. Kıskanılabilirsiniz, imrenilebilir. Ee, sabırlı olun. Ee, Karşının hatasını onun yüzüne söylemeyin. Peki spotun ne? Spotum. Ee, tüm kazalar yani yaylar kazalara dikkat. Sağlığınız için özellikle kazalara dikkat ediyorsunuz, yaşamanız için. Şimdi öncelikle bir yaylara bakalım. Sosyal ve aşk hayatınızda Dürsel ve öfkeli tepkiler vermeyin dedi. Yani dürtüse a, ani tepkiler vermeyin. Lütfen bu ani kaçın. tepkiler ilişkilerinizde çok ciddi hasarlara yol açabilir. İş hayatınızda kıskançlıklara karşı çok sabırlı olun. Kazalara karşı dikkatli olun ki özellikle bugün yay burcunun spotu bu. Yay burcu kazalara karşı çok çok dikkatli oluyor çok teşekkür ediyoruz yay burçlarına. Kaçıranlar, izleyemeyenler, tekrar izlemek isteyenler, az sonra 12 burcu tekrar baştan sona yorumlayacağız. Ama yengeç geçiyoruz. Benim çok sevgili arkadaşım sevgili Aysun Kaba şu anda can kulağıyla benim. bizi, bizi dinliyor. dinliyor. Telefondan mesaj atmış bana. ...Nurcum ben de yengecim bekliyorum demiş. O kadar çok yengeç var ki şu anda ekranda bekleyen. Tüm yengeçler için getiriyorum tablomuzu. Bakalım Sevgili yengeçlere bu hafta gezegenler ne diyor? Maddi konularda zorlanacaklar Niye? hafta boyunca. Neden? Ee, çalışıyorsunuz, didiniyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. Çalışan bir işçiyseniz, bir kurumda hizmet alıyorsanız hı hı. ya da kendi işinizin patronuysanız ya da yöneticiyseniz ya da işsiz bir yengeçseniz neden maddi konularda zorlanıyorumun? Sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Ne olacak da zorlanacaklar? Ee, para istedikleri gibi ellerine geçmeyecek. Hmm. Alışverişlerinde zorlanacaklar. Hesaplarında zorlanacaklar. Acaba ben... Kıtlık dönemine mi girdim? Şansım mı kesildi? Niye güldüm biliyor musun? Şu anda benim birkaç yengeç arkadaşım var. Bunlardan bir tanesi de Aysun. Alışverişi o kadar seviyorlar ki. Evet. Şimdi onlar ah Nuray ah Nuray diyorlardı. Para harcamayı çok sever, cömerttir. Sevdiği insanlarla sevgisini bıyomertçe paylaştığı gibi parasını da paylaşır. Yengeci Allah tabii ki hiçbir kulu gördüğünden ayrı koymasın. Kimse Amin. gördüğünü yaşadığının eksilmesin. Amin. Ama yengeçler mali konularda, parasal konularda çok çabuk yıkım yaşayan Peki uyarı ne vardır, Efendim geçici bir parasal darlık yaşayacaksınız. Alışveriş yapamazsanız, istediğiniz gibi para harcayamazsanız, istediğiniz gibi maddi bolluğun içerisinde olamazsanız bu sizi korkutmasın. Bunun geçici bir durağanlık olduğunu farkında olun. İşsiz bir yengeç burcuysanız efendim daha önceden başvuru yaptığınız bir işten haber alabilirsiniz. Süper. Anlaşma yaparken siz siz olun para pazarlığına oturmayın. Aklınızı parayla bozmayın bu hafta. İşe kabul görün. Zaman içerisine bırakın. İstediğiniz maaş ilk etapta verilemeyebilir. Keşfedildikten sonra beklentinizin üzerinde para gelebilir. Süper. Kazanabilirsiniz. İnşallah. Paraya takılmayın. Ee, az para kazanıyorum gelirim azaldı diye düşünüyorsanız para harcamalarınızda dikkatli olun. Ama korku bilincine geçmeyin, e, ilişkilerde de, iletişimde de kendinizi hep önemseyin, değer duygunuzu yükseltin, İş hayatınızda başarıda, e, başarıda olmak için kendinize duyduğunuz e, performansın, yürüttüğünüz işlerin, sorumlulukların bilincindeyseniz kolay kolay enerjinizi düşürmeyeceksiniz. Ama ben başarılı mıyım? Ben başarısız, başarısız mıyım gibi sorular içerisinde olursanız bir de çalıştığınız işte iş ortağınız yöneticiniz sizi eleştirebilir bu hafta. O eleştirileri dikkate alın eleştiriye açık olun bu hafta. E, ille ki e, başarısızlık şanssızlık anlamına gelmez bu kesinlikle imajınızı tarzınızı değiştirmek isteyen. Bir patronla da çalışıyor olabilirsiniz. Bir ortakla da çalışıyor olabilirsiniz. Biraz kendinizi teslim edin düşüncelere. Bir açın kendinizi. Ne kadar sürecek yengeçlerin bu maddi sıkıntısı? Ee, yaklaşık bir 7-8 gün kadar sürecek. 7-8 ay diyeceksin diye ödüm patladı. Yok hayır. ha 7-8 gün sürecek. Ama geçecek. O yüzden e, düşüncelere dikkat edelim. Yarınımız Sanki oluyor. yarınımız olur. Aylarca sürecekmiş gibi bir enerjiye girerseniz sürmeyeceği varsa da sürer. Gezegenler size bir şey hissettirip yaşatırken özgür iradeniz ön planda olmalı. Önemli olmalı. Peki maddi sıkıntıları bir hafta sürerken aşk hayatında şimdi karşılarına onları mutlu edecek birileri çıkacak mı? Ya da evli yengeçler aşk hayatında yeniden ilk günkü o heyecanı yakalayabilecekler mi? Şimdi aşkta şanslılar yengeçler bu hafta kesinlikle şefkatin, sevginin, ilginin merkezinde olmaya ihtiyaç duymadan çok para konularında yaşadıkları sıkıntı, aşkı meşki düşünce halleri olmayacak. Dolayısıyla takılmadıkları her konuda onları bol bol gelecek. Dolayısıyla kalbiniz boşsa ya da terk edildiğiniz bir ilişkinin yolunu gözlüyorsanız. Harika. Ya da Ufak didişmeler yaşayıp hafta sonu gerginlikler geçirdiyseniz partneriniz ya da eşiniz hatasını anlayabilir, sizden özür dileyebilir. Haksızlık eden bir partnerle e, didişiyorsanız, yanlış anlaşılmalara neden olan durumlar yaşadıysanız aranızdaki buzlar eriyebilir, Harika. her şey düzelebilir. Ve haftanın üçüncü ve dördüncü gününde artık aşk istiyorum. Sıradan bir ilişki yaşamak istemiyorum diyen bir yengeç burcuysanız... ...gerçekten karşınıza doğru partner katıldığınız ortamlarda gelebilir. E, şans verin, yeni ilişkilere sağlıklıca güven Spotumuz içerisinde ne? başlayın. Spotumuz efendim, kendinize her konuda önemseyin. Yengeçler, kendinizi mutlaka önemsiyorsunuz. İş hayatında e, özellikle başarı için çalışmaktan... Korkmuyorsunuz yani ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok çalışmaya devam ediyorsunuz bugün olmazsa yarın mutlaka ekliklerinizi biçeceksiniz ve en önemlisi bu hafta yengeçlere spotumuz aslında şu para harcarken Dikkatli dikkat ol. ediyorsunuz sevgili yengeçler.